Efendim hoş geldiniz. Doğru Tercih başlıyor. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Evimde bir kılavuz var. Beyin kullanma kılavuzu. Kullan ya da kaybet. Üsküdar Üniversitesi'nin hazırladığı çok güzel ama sevimli, çok da faydalı. Küçük ama içinde çok şey barındırıyor. Beyin kullanma kılavuzu. 20 tane madde var. 14. madde. Basit ol. Kural bu. Mutluluk parfüm gibidir. Ne güzel yazmışlar. Kendine sürmeden başkasına bulaştıramazsın. Yürüyebilmek, konuşabilmek, ağlayıp gülebilmek bile başlı başına birer mutluluk kaynağıdır. Küçük şeylerle mutlu olmak yine senin elinde diyor. Az ye, az uyu, az konuş felsefesine uy. Her şeyde ölçülü olmak beyin dostudur. Ne kadar güzel. Bunun gibi 20 tane madde var. Bunu edinin. Çok da sevimli, güzel hazırlanmış. Değerli konuklarımız Üsküdar Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı. Aynı zamanda çok ilginç bir mühendislik dalı. Biyomühendislik bölümünün başkanı Profesör Doktor Sayın Selahattin Gültekin hocamız bizlerle birlikte şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yine çok ilginç bir bölümden söz edeceğiz. Belki de ilk kez duyuyorsunuz. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Ayşe Nur Tunalı hocamızla bizlerle birlikte şeref verdiniz. Önce ben sözü değerli hocama versem. Tabii, müsaade buyurun, edersiniz efendim. Evet. Ergoterapi, ergonomiden mi geliyor? Var mı öyle bir bağıntı arada? Evet. Doğru mu? Tabii ki aslında bakacak olursak erg Yunanca'da iş anlamında geliyor. Hı-hı. Terapi dediğimiz tedavi. Hı-hı. İşin tedavisi gibi, hı-hı, de düşünülebiliyor. Hı-hı. Avrupa'da özellikle ergoterapi tanımı, hı-hı, deyimi çok kullanılıyor ama Amerika ve Avusturya, Kanada gibi ülkelerde iş uğraşı terapisi olarak kullanılıyor veya occupational terapi olarak kullanılıyor. Bizim ülkemizde ergoterapi tanımı veya bölümü çok yeni, çok yeni değil mi? Duyuluyor. Türkiye'de de ilk galiba, evet, değil mi? Evet, hayır, ikinci oluyoruz. Hı-hı. İlk mezunları Ankara'da Hacettepe Üniversitesi verdi. Hı-hı. Biz de İstanbul'da tek vakıf üniversitesi olarak ergoterapi bölümünde eğitim planladık. Ve aslında geçmişine bakacak olursak 100 yıllık bir meslek. Geçmiş, yani. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrasında insanların engelleriyle birlikte, hı-hı, ruhsal problemlerin de artması yaşama tekrar dönüşü sağlayıcı, hı-hı, bir meslek olarak ortaya çıkmış. Ve bizim ülkemizde de 1980 yılından itibaren iş uğraşı terapisi şeklinde uygulanmakta. Ama eğitimi ne yazık ki çok yeni olması nedeniyle. Peki psikolojiden farkı ne? Psikolojide aynı şeyleri yapmıyor mu? Hayır, yapmıyor. Çünkü tek başına ruh sağlığı problemleriyle uğraşmıyor ergoterapistler. Hmm. Aynı zamanda fiziksel engelli kişilerinde yeniden ev düzenlerine, iş düzenlerine ve meslek kazandırmaya kadar gidebilecek uygulamaları yaptırıyor. Ve tekrar yeniden yaşama döndürüyor kişileri. Peki bu bireysel midir, grup mudur? Mesela ben diyelim ki işle ilgili bir şeye, desteğe ihtiyacım oldu. Ergoterapiste mi gitmem gerekiyor yoksa o bir bütünü mü tasarlıyor? İşle ilgili eğer kişinin postürünü, çalışma düzenini ve sağlığını koruyucu bir düzenleme yapacaksa ergoterapistler bu konuda çalışabiliyorlar fizyoterapistlerle birlikte. Ama sadece tek birebir de çalışmıyor ergoterapistler. Grup terapileri de yapıyorlar. Ki özellikle toplumun dışlanmış kesim diyebileceğimiz kesimler. Örneğin sokak çocukları. Sokak çocuklarının rehabilitasyonunda sanat terapilerle toplumsal bazlı da hizmet veriyorlar. Çok iyi. Evet Selahattin Hocam, biyomühendislik ismi bayağı böyle hani ağır, büyük. Çok böyle bir ağır bir laf var değil mi? Yani, ağır abi gibi. Evet, nedir biyomühendislik? Şimdi biliyorsunuz mühendislik ihtiyaçlardan doğan bir, hı-hı, şeydir. Bunun en eskileri çok klasik olarak bildiğimiz işte inşaat mühendisi, sonra makine mühendisi, sonra elektrik mühendisi, kimya mühendisi falan. Bu Big Four denilen dört büyükler. Fakat tabii zaman ilerledikçe insanların ihtiyaçları çoğalmaya başladı. Başka mühendislik dalları meydana gelmeye başladı. Biyomühendisliğe gelince şimdi, biyomühendislik bizim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde, Üsküdar Üniversitesi'nin bölümlerimizden birisi. Hı hı. Bizde hem bilgisayar mühendisliği var, hem moleküler biyoloji ve genetik var, hem de biyomühendislik var. Bunların hepsi davranış bilimleri ve sağlığına yardım eden bölümler olarak ortaya konulmuş. Zaten tematik olarak da Üsküdar Üniversitesi, belki biliyorsunuz, davranış sağlığı ve bilimleri alanında tematik bir üniversite.
Şimdi biyomühendisliğe gelince, biliyorsunuz canlılar. Hı hı. Mühendislik zaten söylemeye gerek yok, yani hendiseden geliyor. Burada önemli olan şey şu. Şu ana kadar mühendisler hep dışarıdaki olaylara konsantre olmuşlardı. İşte köprü yapımına, efendim, fabrikanın düzeni, bunun gibi şeylere. Fakat mesela bana bir fabrika verin, ben Adana'ya kadar dizayn ederim. Onda hiçbir problemimiz yok. Ama o kadar mükemmel olan insan vücudunu maalesef şu ana kadar imar etmiş mühendisler. Onu tıpçılara bırakmış. Tıpçılar tabii kendi eğitimleri gereğince yapacaklarını yapıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Ama bir de vücutta veya biyolojik olaylarda mühendislik olaylar vardır. Bu mühendislik olaylarında mesela ısı transferi, kütle transferi, efendim enerji transferi ve charge transferleri gibi ve bunların korunumları aynen insan vücudunda olduğu gibi dışarıda da bunlar korunmaktadır. Dolayısıyla aynı kanunları, dışarıdaki kanunları alıp biz insan vücudunu ve biyolojik olayları uygulayabiliyoruz. İşte burada biyomühendislik tıpla mühendislik arasında bir köprü meydana getiriyor. Yani tıpçılar insan vücudunu çok iyi biliyor. Mühendisler de mühendislik olaylarını. Acaba bunu bir el ele verip bu aradaki açığı kapatıp da o mühendislik olaylarını biyolojik olaylara mükemmel bir şekilde uygulayabilir miyiz diye bu son 30 yılda ortaya çıkan ve bizim ülkemizde de yeni olan bir mühendislik dalıdır ve geleceği de, yani ben bölüm başkanı olduğum için söylemiyorum ama yani hakikaten ben eğer yeniden bir alan seçsem, benim asıl alanım belki biliyorsan kimya mühendisi, seçseydim biyomühendisliği seçerdim. Peki somut olarak biyomühendisler şu alanda çalışırlar, şunu yaparlar. Evet. Aslında bir sürü alan var. Ama bunlardan mesela biyomühendisler mesela hastanelerde hemen hemen her hastanede cerrah kadar, bir cerrahın sayısı kadar da biyomühendis olması lazım. Efendim ilaç fabrikalarında mükemmel bir iş alanları var. Belki kozmetik olabilir. Kozmetik olabilir. Gıda endüstrisi olabilir. Yani gıda, enerji olabilir. Biyokütleler vardır. Bu biyokütleleri enerjiye, yenilenen bir enerji şeklinde dönüştü. Çevreyi koruma bakımından, yani bu environmental protection denilen şeyi yine biyomühendislerin çalışıp yapacak. Yani muazzam bir şey vardır. Çalışma alanları vardır. Peki Ayşenur Hocam, şimdi gençler kıvrak hemen şey yapabiliyorlar. Uyum sağlayabiliyorlar. Şimdi bizler bir arkadaki nesiliz. Mesela anne baba olarak, ebeveyn olarak geldik tercih için. İşte siz dediniz ki ergoterapi bölümü var. Şimdi genç bunu kavruyor veya hazırlıklı olarak geldi. Şimdi aileye nasıl bunu anlatırsınız? İyi güzel ama hocam hani daha çok yeni. Yeni olduğu için de bilinmiyor. Hani iş bulur mu bizim çocuk? Çok haklılar. Adını hiç duymadık. Nasıl telaffuzu yani bilene kadar zor. Hani. Evet. Şimdi ben ilk geldiği zaman öğrencilerime hep şunu soruyorum. Birebir insanla çalışmayı seviyor musunuz? Evet dedikleri zaman zaten kapılar sonuna kadar açık. Çünkü gerçekten manevi duyumu çok yüksek bir meslek. Artı şu an tabii ergoterapi bizim ülkemizde çok yeni ve mezun sayısı çok az, kısıtlı. Şimdi nerelerde çalışırlar? Şöyle başlayacak olursak tabii ki hastanelerde görev alabiliyorlar. İş yerlerinde, fabrikalarda çalışabiliyorlar. Spor özel tesisleri olabilir. Evet, düzenlemeler olabilir. Tabii ki dediğim gibi sivil toplum örgütlerinde yer alabiliyorlar. Ruh sağlığı, şimdi özellikle son yıllarda toplum ruh sağlığı merkezleri açılıyor ve bunların giderek sayısı da artacak. Birebir bizzat çalışacak olan asıl ergoterapistler orada. Çünkü sanat terapileri, görsel sanat terapisi ve müzik terapi, hareket terapisiyle bir arada hastaların yeniden tekrar topluma kazandırılması ve yeniden yaşama dönüşünü aslında sağlayacak olan sağlık personeli olacaklar. Hem sanat hem de fizyoterapi de bunun içerisinde var. Birbiriyle iç içe geçen bir bölüm. Peki şimdi bu Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ergoterapiden başka hangi bölümler var? Ve bu ergoterapi hangi bölümlerle de işbirliği, yan dal, çift ana dal
yapabilir. Evet, iş güvenliği bölümü var ve bundan çok rahatlıkla iş sağlığı bölümüyle yapabilir. Fizyoterapi ek kontenjanda büyük ihtimalle zaten yer alacak. Fizyoterapiyle birlikte çalışabilecekler. Çalışabileceği meslek grupları hatta bunlar. Hatta şimdi yani bilmiyorum sizde beslenme ve diyet. Henüz yok. Yok henüz ama yok, hani onunla yok. Da evet, şey yapabilirler evet, değil mi? Çünkü evet, o da psikolojiyle iç içe, evet, çok iç içe. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel. Peki şeyde mühendislik ve doğa bilimlerinde mesela moleküler biyoloji genetikte okuyan bir çocuk sizde de yan dal ya da bitirdiği zaman çift ana dal yüksek lisans olarak biyomühendislikte yapabilir mi? Evet. Yani bizim zaten bulunan bölümlerin hepsinde çift ana dal imkanını sağlıyoruz güzel. Onlara. Daha doğrusu yani bunu sağlamanın ötesinde biz ders programımızı öyle bir şekilde tasarladık, dizayn ettik ki İlk iki sene hemen hemen gerek moleküler biyoloji, gerek biyomühendisi, gerekse bilgisayar mühendisi hemen hemen ilk iki sene dersler ortak. Dolayısıyla çocuk eğer belli bir not ortalamasını tutturursa tabiatıyla çift ana dal yapabilir. Yapabildiği şeyler mesela biyomühendislikte en yakın olarak yapacağı şey moleküler biyoloji ve genetiktir. Bilgisayarda yapabilir. Hatta ve hatta çift ana dalı şöyle... Kimyada mesela sizde yok ama mesela kimya mühendisliğinde de yüksek lisans yapabilir. Gayet tabii yapabilir. Yani, çevrede yapabilir. Tabii, gıda mühendisliği. Yani o kadar çok, varyasyon var ki. Hatta şunu da söyleyeyim. Yani mesela trend olarak şu vardır. Mühendisliği bitiren birisi gidiyor mesela tarihte yüksek lisans yapıyor. Felsefede yüksek lisans, psikolojide yüksek lisans yapıyor. Zaten öyle eskisi gibi hani bir mühendisin üzerinde master ve doktora yapma artık onlar fazla şey değil. Böyle yan şeyler. Bizde bir de yan dalda olabilir. Yani minor denilen yan dalda olabilir. Öğrenci isterse belli bir not ortalamasını tutturduktan sonra isterse mesela diyelim biyomühendislikte okuyor. Moleküler biyoloji ve genetikten yan dal yapabilir. Efendim bilgisayardan yapabilir. İsterse diğer dallardan mesela psikolojiden, felsefeden veyahut da iş sağlığı ve güvenliğinden yapabilir. Yani peki, bu bütün yollar açık bizde. Bu bölümde %50-%50'yi kullanabilir miyiz? Yani %50'si mühendislik, %50'si de doğal bilimler diye ayırmak mümkün şey müdür? Biyomühendislikte. Biyomühendislikte. Veyahut da öyle bir yüzdeye gerek yok mu? Şimdi gerçekten öyle bir yüzde vermek zor. Yani çünkü senin kombinasyon iç içe mi? Yani böyle matematiksel olarak analiz etmek o şekilde doğru değil ama ikisinin kombinasyonu aslında yani mühendislikte biliyorsunuz bir sürü dallar vardır onlar bir araya geliyor bir de şimdi sağlık bilimlerde tıbbı biyolojiyi bunları da işin içine katınca çok multidisipliner dediğimiz kesinlikle. Bir alan ortaya çıkıyor zaten zorluğu da bu ama gerekli olan bir şey branş. Bu nedenle. Önce size sorayım. Çok kısa bir süremiz kaldı. Bizde bu ergoterapiye geldiği zaman öğrenci şu farkları görecek. Gerçi Türkiye'de iki tane ama evet. Hani bize geldiği zaman amaç o bu değil. Biz şu farklılıkları öğrenciye koyacağız. Nedir? Evet. Biz tematik bir üniversiteyiz. Üsküdar Üniversitesi. Özellikle ruh sağlığı üzerinde çalışacaklar ve son yıllarda da iş uğraşı terapistleri ve ergoterapistler ruh sağlığı üzerinde çok ağırlıklı çalışıyorlar. Toplumların çünkü giderek artan stresler vesaire hepimizin ruh sağlığında dengeleri bozma aşamasına geliyor. O nedenle ergoterapistler ağırlıklı olarak psikoloji, psikopatoloji sanat terapileriyle birlikte analiz yapabilme ve bunlarla kişilerin şimdi tedavisine. Bayram geliyor o iyi bir ergoterapi olacak ama değil mi? Evet kesinlikle. Evet. Peki Selahattin Hocam. Farkımız şu. Farkımız şu. Aslında yok böyle büyük bir farkımız. Ama biz mühendisi şöyle öğretiyoruz. Kesinlikle ezbere dayanan hiçbir şey yoktur. Ben hep şunu motto olarak kullanırım. Biz 2 kere 2'nin 4 ettiğini öğretmeyiz. 2 kere 2'nin neden 4 ettiğini öğretiriz. Yani her şeyin neden ve sebepleri sonuç başlangıç ilişkilerine giderek mühendisi öğretiyor. Farkımız belki Selahattin bu Hocam olabilir. Ülkemizin önemli değerlerinden biri bu alanlarda. Kökeni falan çok sağlam aldığı eğitim falan. Öğrenciler gittiği zaman bu farkı tabii ki çok iyi görecekler. Benim nezdimde Üsküdar Üniversitesi sadece öğrenci yetiştiren bir üniversite değil. Üsküdar Üniversitesi
Ar-Ge yapan bir üniversite. Bence Üsküdar Üniversitesi'nin misyonu çok farklı. Oraya giden çocuklarımız bence çok şanslı olacaklar. Şeref duydum katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Evet, biz ayrılan süre burada sona erdi. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.